Bütün Edirnelilere de haydi sandığa diyoruz. Edirne'de aralarında eski il, ilçe başkanları, önceki dönem milletvekilleri ve meclis üyelerinin bulunduğu CHP'liler, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Edirne'den en az %80 oy hedefliyor. Gazetemizi ziyaret eden partililer, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi bitene kadar CHP'nin oylarını arttırmak için ellerinden gelen her türlü katkıyı vereceklerini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem il başkanları, ilçe başkanları, il genel meclis üyeleri ve bir kısım milletvekillerimiz olmak kaydıyla bir karar aldık. Bu ikinci tur bitene kadar partimizin oylarını arttırmak adına elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. Bunun en önemli tarafının insan vatandaşlarımızın moral, motivasyon, işte hayal kırıklıkları olduğunu düşünüyoruz. Bu umutsuzluklarını yok etmek gerekiyor. Bizler hepimiz sadeyiz ve umutsuz bir durum olmadığını çok net görüyoruz. Bu seçimin kazanılacağına yürekten inanıyoruz. Ve bu seçim zaten şu anda bile bu kadar 3-4 puan farkla geride olduğumuza inanmıyoruz. Ve tabii ki bir takım teknik yanlışlıklar ya da eksiklikler olmuş olabilir ilk turda. Ama bunlara genel merkezimizde herkes gerekli önlemi aldığını düşünüyoruz. Ve ikinci turda bunların olmayacağını ve oylarımıza çok daha fazla sahip çıkarak gençlerimiz için, çocuklarımız için, torunlarımız için bu seçimi mutlaka Millet İttifakı adayı tarafından kazanılması gerektiğine olan inancımızı yineliyoruz. Ve sahadayız. Bizi seven, bizim gibi düşünen herkesin de bu inanca sahip olmasını, moralini yüksek tutmasını ve mutlaka 28 Mayıs günü sandığa gitmesini, oylarını kullanmasını, hem oy kullanma oranının hem de Cumhurbaşkanı adayımıza çıkan oy oranının en az 10 puan, 15 puan daha artmasını hedefliyoruz. Bütün Edirnelilere de haydi sandığa diyoruz. Ülke genelinde yaşadığımız seçim sürecini değerlendirdiğimizde şöyle bir tabloyla karşılaşmaktayız. Bir kere birincisi seçimin sonuçları konusunda çok ciddi kuşkular var. Bunun yanında çok fazla sayıda anket şirketinin bu kadar yanılgıya düşmesini manidar bulmaktayız. Dolayısıyla bunlar hepsi incelenecek ve kısa bir süre içinde sonuçlandırılacak, eksikliklerin giderileceği bir konudur. Bunun dışında Edirne yerelinde de konuya baktığımızda bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhurbaşkanlığı seçimi için Edirne'de beklediğimiz oy oranı hedeflenmesi gereken %80'dir. Alınacak minimum oy %70'dir Edirne için. Bunun örneklerini yaşadık, referandumlarda yaşadık. 73'lerde oylar çıkardık bu tür seçimlerden. Ama maalesef %62'lere kadar düştü. Şimdi bu konudaki eksikliklerin de giderilmesi gerekiyor kısa süre içinde. Burada bizlerin üzerine düşen sorumluluk tekrar sahaya inerek bu tür eksikliklerin giderilmesi ve bu oy oranının yeniden tamamlanıp olması gereken seviyeye ulaştırılması için gereken bütün çabayı göstermektir. Şu unutulmamalıdır ki geçmiş seçim geçmişte kalmıştır gün itibariyle. Artık önümüzde yepyeni bir seçim var. Sıfırdan başlayacak bir seçim var. Burada 0-1 puan önde çıkan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaktır. Bizim de bütün beklentimiz, umudumuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığını kazanması. Bunun için de elimizdeki bütün imkanları kullanıp oy kullanmayanlar dahil olmak üzere herkesi sandığa olumlu yönde oy kullanmaya yönlendirmemizdir. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Türkiye'de seçimler seçim günü kazanılır genelde. Ancak bu seçimlerin kazanılması sırasında kadroların hareketliliği söz konusudur. Bizim Edirne yereline baktığımız zaman seçimlere ilişkin kadroların eksik olduğu görülmüştür. Bu nedenle kadroların hepsinin harekete geçirilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Biz bundan sonraki çalışmalarımızda mahallelerde 75 yılından beri seçimlere katılmış kadroların harekete geçirilip gözlemci veya müşahit kartıyla birlikte sandıklarda sorumluluk almasını, insanları sandığa taşımasını öneriyoruz ve bu konuda da çalışmalarımıza başladık zaten. Buna devam edeceğiz. Seçim kazanılmayacak diye bir şey yoktur. Biz seçimi zaten kazandık. Bu İstanbul ikinci seçim
mi gibi bir patlama olacak diye düşünüyoruz. Ama umutsuzluk diye bir şey olmamalı ve yoktur. İki gün içinde bu da geçecek. Hep beraber bu sorunu çözeceğiz.